Herkese yeniden merhabalar. Hiç video çekmiyor dediniz. Niye onun kanalına abone olalım ki? Zaten yılda bir kere bir şey paylaşıyor dediniz. Bunlara son vermek için geldim ve artık düzenli olarak buralardayım. Şimdi sık sorulan bir soruyla şu anki durumumdan bahsetmek istiyorum. Neler yapıp ettiğimi sizinle paylaşmak istiyorum. Soru şu: ne yaptın? Üniversiteye başlayabildin mi? Evet, başladım. Son çektiğim videoya baktım. En son 2019 Mayıs ayında çekmişim ve TESDAF'la ilgili bir video çekmişim. Bu videoda işte üniversite başlama süreci, hazırlıklar, işte oryantasyon, arkadaş bulabildim mi? Herhangi bir ırkçılıkla karşılaştım mı? Üniversite ortamı nasıl? Bunlardan bahsetmek istiyorum biraz. Geçen sene işte TESDAF sonuçları açıklandıktan sonra üniversite başvurularının da açılmasıyla birlikte ben 4 üniversiteye başvuru yaptım. Kaiserslautern Teknik Üniversitesi, Darmstadt Teknik Üniversitesi, Nürnberg Üniversitesi ve Karlsruhe Hochschule'ye başvuru yaptım. Darmstadt hariç diğer 3 üniversiteden kabul aldım. Darmstadt'ta sonrasında bir kura çekildi ama ben o kuraya katılmadım çünkü Kaiserslautern Teknik Üniversitesi'ne kayıt yapmaya karar vermiştim. Niye orada karar kırdın? Niye orada karar kıldın diyen çok kişi oluyor. Hatta Kaiserslautern nereymiş ya? İşte öyle bir yer mi varmış? Karlsruhe olmasın o falan gibi şeyler söyleyenler oluyor çünkü üniversitemiz ve şehir gerçekten küçük. Ben bunun üzerine gerçekten çok düşünmedim. Yani üniversiteler arasında işte ya hangisini seçsem diye gerçekten çok uzun düşünmedim ben. Tam bir Heidelberg insanıyım. Yani orayı çok seviyorum ve hayatımın, yani şöyle gerçekten söyleyebilirim, hayatımın en güzel bir senesini orada geçirdim ben. O yüzden oradan çok uzaklaşmak istemiyordum ben. Asıl benim düşündüğüm şey buydu yani. Çok ayrıntılı düşünmedim. Genel olarak internette birkaç sayfaya baktıktan sonra tamam dedim, ben bu üniversiteye kayıt yapmak istiyorum. Sonrasında işte zaten bizim üniversitemizde NC olayı yok. NC de ortalama demek. Türkiye'deki transkriptimizle üniversite sınav sonucumuzda kaç bininci olduğumuzla ilgili ikisinden bir puan çıkarılıyor ve bu puana göre bizim bir NC'miz oluşuyor. Buradaki insanlar da bunu abitur, yani liseyi bitirme puanlarına göre yerleşiyor onlar da. Bizim üniversitemiz, yani Kaiserslautern Teknik Üniversitesi NC'ye bakmıyor. NC'miz yok. Her geleni alıyor hesabı yani. Bu yüzden ben buraya başvuru yaptıktan 24 saat bile geçmeden buradan kabul aldım. Sonra kabulü aldıktan birkaç gün sonra ben Türkiye'ye gittim. İşte bu diğer kabuller, reddiler bana o arada geldiler. Sonra ben işte geri buraya döndüm. Üniversiteye geldim. Kocaman bir kampüsümüz var. Üniversitenin arka tarafı da bu arada orman falan. Gerçekten ya, ben tam bir yeşil, doğa insanıyım. Çok seviyorum gerçekten. Büyükşehir insanı değilim. Büyükşehir insanıysanız buraya... yani üniversitemi kötülemek istemiyorum. Burayla ilgili kötü bir şey söylemeyeceğim. O yüzden büyükşehir insanıysanız öncesinde buraya gelip bir bakmanızı, burada yapamayacağınıza karar vermenizi tavsiye ederim. Ama bir gelin bakın ya. Çünkü gerçekten küçük bir şehir. Sonrasında işte geldim. Ben bayıldım tabii. Muhteşem bir kampüs. Her taraf işte öğrenci, ağaçlar arasında hamaklar kurulmuş, ip atlayanlar, sohbet edenler, herkes çimlere uzanmış falan. Çok güzeldi benim için. Almanya'da kampüs ortamı çok yok bu arada. Yani çok az üniversitede var bildiğim kadarıyla. Sonrasında işte ben buraya kayıt yaptım. Sonra ev araması falan filan derken bizim bir matematik ön kursumuz oldu. Okul açılmadan 2 hafta önce başladı. Bu sabah yanlış hatırlamıyorsam 8.45'te başlıyordu ve 12'ye kadar sürüyordu. İşte o kurs sürecinde de tam bizim çıkış saatimizde ya da işte 1-2 saat sonrasında işte üniversiteyi tanımamız için böyle küçük kısa süreli seminerler veriliyordu bize.
İşte mesela videolar nereye yükleniyor? İşte web sitesi nasıl kullanırız? İşte kullanıcı adımız, şifremiz falan filan. İşte sınav sonuçları nereye yükleniyor falan. İşte o tarz şeyler. Bunlarla ilgili seminerler veriliyordu bize. Akşamında da daha farklı etkinlikler yapıyordu. Bu da öğrencilerin birbiriyle kaynaşması için. İşte bilardoya gidiliyordu, yok barlara gidiliyordu, bowling'e gidiliyordu. İşte yani o tarz etkinlikler oluyordu. İşte ben hiç çekingen bir insan değilim. Gerçekten girişken biriyimdir. Hani durum ne olursa olsun hep yani en kötü ne olabilir ki diye bir kafayla ilerlediğim için her şeyi çok rahat atlarım, işte kafamdakini söylerim. Yani girişkenim yani genel olarak. Matematik kursumuzun ilk günü bana bir kal geldi. Yani böyle şey oldum ben. Biz şu an ne yapıyoruz? Biz neredeyiz? Ben neden buradayım? Falan oldum ben böyle. Ve dil kursunda falan bana hiç böyle bir şey olmamıştı. 2 sene sonra o kal olayını yaşadım yani. Arkadaşlarımdan bu olay işte havaalanında, işte dil kursunda, işte benim gibi üniversitenin ilk günü yaşayan falan da olmuştur illaki. Sonrasında işte ben işte oturmuşum böyle, kimseyle konuşmak istemiyorum falan. Yani ciddi anlamda bana orada bir kal geldi. Sürekli böyle ben burada ne yapıyorum falan diye bir düşünce içerisindeyim. Bu yüzden de kimseyle tanışma girişiminde bulunmadım. Ama benim şansıma da olabilir. Sınıf arkadaşlarımın hepsi ciddi anlamda çok iyiydi ve bana karşı çok girişkenlerdi yani. Bir ırkçı bir tavır da hiç sergilemediler ve herkes gelip benimle tanıştı ve beni aralarına aldılar hemen. Yani şey olmadım ben hiç. Böyle arkadaşsız kaldım havasına burada hiç girmedim. Çünkü gerçekten herkes çok iyiydi. Sınıfımız da küçük bir sınıftı. Bu matematik kurslarını da şeye göre ayarlamışlardı zaten. Aynı bölümü okuyan insanların bir araya gelmesi için işte 20-25 kişi kadar olmamız lazım yanlış hatırlamıyorsam. İşte böyle herkes tanışmak istiyor bilmem ne falan. Kısaca işte bize dersi veren kişi de üst sınıflardan bir öğrenci zaten. Kısaca kendinizi tanıtın dedi. Hani ben söyledim ben Türkiye'den geliyorum bilmem ne falan. Sonrasında işte teneffüs araları bilmem ne falan. Herkes işte tanışmak istiyor. Ben onlarla tanışıyorum işte. İşte ne cesaretlisin falan diyorlar. Böyle hani çok sıcak bir tavırları vardı gerçekten bana karşı. Çok iyiydi yani o konuda. İşte sonrasında kurstan biz işte çıkıyoruz. Okul tanıma etkinliği oluyor. Oraya gidiyoruz. Akşam bir keresinde mesela bir Kaiserslautern şehrindeki barları gezdirip sonra bir after party yapılma planı vardı. Onun olayı yani şu kısmı bence gerçekten çok güzeldi. Şehrin merkezinde uzun bir sıra oluşturuldu. İşte gelen herkes etkinliğe katılmak isteyen ve bunları gruplara böleceklerini söylediler. Çünkü yani her bir bara hurra işte o kadar kişi bir arada gidemeyeceğimiz için küçük gruplar halinde işte sırayla hepsi bir bara gidecek sonra bir barda toplam buluşulacak diye bir böyle bir plan vardı ortada. Ben de işte öncesinde tanıştım. Kız arkadaşlarımla birlikte sırada bekliyorum. 5 ya da 6 kız olmamız lazım. İşte sıra ilerledikçe biz şey fark ettik. Herkesin eline farklı bir numara yazıyorlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 grup halindeydik galiba. 6 ya da 7 grup. İşte bu yakın arkadaşları birbirinden ayırmak için, diğer insanlarla da tanışabilmemiz için bir ortam yarattılar aslında ki bence orada çok iyi oldu. Çünkü o grupla gitseydim ben hani oradaki insanlarla birlikte sohbetime devam edecektim ama o sayede başka insanlarla tanımış oldum. Bence o anlamda gerçekten iyi düşünülmüş bir şeydi. İşte o sırada da böyle bir sürü kişiyle tanıştım, ettim derken matematik ön kursumuz ve oryantasyon haftası benim için gerçekten çok güzel geçti yani her anlamda. Hani öncesinde Almanya'da olmuş olsanız bile o dil kursu süreci bilmem ne bittiğinde üniversite ortamında bir kasılıyorsunuz gerçekten. Çünkü o eğlenceli ortam bitmiş oluyor artık. Hani herkes orada yabancıydı. Herkes sizin gibiydi. Siz hep yani oradaki herkesle eşit haklara sahiptiniz.
Ama üniversitede bunun böyle olmadığını hissediyorsunuz. Bir yerlerde o insanlar ana dilinin Almanca olması nedeniyle sizden bir tık daha önde oluyor ve siz bunu fark ediyorsunuz. O yüzden ben biraz daha kasıntılı başlamıştım. Soru işaretleriyle başlamıştım. Ama güzel bir ortam sayesinde bu soru işaretlerinden geriye hiçbir şey kalmadı. Sonra üniversitemizin ilk günü ben iyi ki buraya gelmişim dediğim bir olay yaşadım. İşte herkesi devasa bir amfiye topladılar. Biz bu arada tahminimce en kalabalık fakülte biziz. Amfide 600 ya da 800 kişi olduğunu tahmin ediyorum. Baya büyük bir amfiydi. İşte herkes yerine oturdu falan. Sonrasında işte profesörler, işte yöneticilerden kişiler geliyor, konuşmalar yapılıyor falan. Sonra biri dedi ki, bir profesörlerden bir tanesi, biz yüksek matematik 1, yüksek matematik 2, yüksek matematik 3 görüyoruz ve gerçekten ağır dersler, matematiğin babasını görüyoruz yani. Türkiye'den farklı olarak burada şöyle bir sistem var. Sınavlara 3 kere girebiliyorsunuz sadece ve o 3 içerisinden birinde bu sınavı geçmek zorundasınız. Sınavlar, Türkiye ve burası arasındaki sınav farklılıklarını da başka bir videoda anlatacağım mutlaka. Çünkü gerçekten farklılık, gerçekten hani değişik bir sistem var burada. İşte matematik yüzünden çok fazla bölüm değiştirmek zorunda kalan öğrencimiz var. Bizim okulumuz da hani NC olmadan herkesi kabul ettiği için genel olarak bakıldığında düşük seviyede bir okul olması gerekiyor. Çünkü herkes geliyor. Ama okulumuzun başarısı yüksek ve bunu da işte gerçekten iyi öğrencileri, çalışkan öğrencileri burada tutarak yapmayı, hani bu şekilde bunu başarıyorlar. Bu yüzden şey dediler bize, matematik yüzünden çok fazla bölümden kalan oluyor. Bu yüzden şimdi size bir matematik sınavı yapacağız. Ve bu sınava göre siz ya bir sene daha hazırlık alacaksınız ya da direkt üniversiteyi hani birinci sınıfınızdan başlayacaksınız. Bu sırada yani bütün amfide bir uğultular, böyle bir sesle bir ilk işte birkaç isyan. Neden bizim haberimiz yoktu falan böyle. Yanındaki kız ağladı, işte öteki tarafta böyle titreyen insanlar falan, böyle bir gerildi herkes ama ben işte zaten şey kafasındayım ya. Aman işte 2 sene beklemişiz üniversite için. Bir sene hazırlık alsak ne olacak sanki? Çünkü matematiğim benim iyi, gerçekten iyiydi. Ama düşünün hani 2 sene hiç matematik görmemişim. Yani matematiğin meyesini görmemişim gerçekten. Sadece o ön kursta ne gördüysek, ki o da çok yani gerçekten sıfır bir düzey. Çok inanılmaz basit bir düzeydi. İşte hani bir senede hazırlık görürüz ama ne olacak gibisinden ben o sınavı yapmaya başladım. Ama bu işte ufak ufak isyanlar, ağlamalar devam ediyor sırada. Ben işte ama buraya kadar gelmişiz kafasında olduğum için bakabildiğim kısma baktım. En sevdiğim konu benim türev integraldi. 2 soru vardı öyle. Sadece onlara baktım, sonra kapattım sınavı ve hayırlısı artık diyerekten bekliyorum. O sırada güm diye bir ses geldi. Arkamızı döndü. İşte amfinin kapıları açıldı. Kimse yok. Pat 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 böyle ışıklar kapandı birden. Sonra dev ekrana bir video yansıtıldı. Birden mavi pembe ledler yanmaya başladı ve o açılan kapılardan üst sınıf öğrencileri geldi. Hepimize bira dağıtmaya başladı. Yani resmen bizimle alay ettiler. Resmen bizimle alay ettiler ama o anki duygularımı size gerçekten anlatamam. Harika bir histi ya. Ya ben doğru üniversitedeyim dedim gerçekten böyle. Müthiş bir öğrenci kekleme ortamı yaptılar çünkü orada ve çok güzeldi. Hani üst sınıflar bizi dalga geçiyor o sıra. Biraları dağıtıyorlar. O ağlayan kız böyle titriyor falan orada böyle. İşte sonra herkes birden sınavını havaya fırlattı falan. İşte profesörler şey dediler. İşte şimdi üniversiteye hoş geldiniz falan dediler. Yani müthiş bir ortamdı bence. Çok iyiydi yani. İşte bu olaydan sonra ben dedim ki doğru üniversitedesin Gül, ben dedim yani. Beni arkadaşlarım biliyor, ben deliyim böyle biraz. Yani severim böyle uçuk kaçık şeyleri ben. Şimdi önceki videolarımda çok böyle dümdüz durup sizle konuştuğum için de çok kasıntı durmuşum.
Ama ciddi bir konu konuştuğum için böyle çok o havayı yaratamamıştım ama arkadaşlarından çok şey diyen oldu. Kendin gibi davran. Normal haline döner misin lütfen falan diyenler oldu. Böyleyim ben hani. Normali budur herhalde. Şu an hiç kasıldığımı hissetmiyorum. Bu şekilde bir giriş videosu yapmış olayım. Yani üniversitesini çok seven, çok güzel şeyler yaşamış. Üniversitenin başında bir gül ben olarak geri döndüm ve birinci sınıfı arkamda bırakmış oldum. Bu süreçte ırkçılık hiç yaşadığımı biraz bundan bahsetmek istiyorum. Dedim hani arkadaş bulma konusunda hiçbir sıkıntım olmadı. Irkçılık da sadece bir öğrenci tarafından böyle sürekli ki benim Almancam iyi gerçekten. Hani tek tük kelime bazında takılmalarım olmazsa işte çok kişiden hani şey duydum. Aa sen hani yabancı öğrenci miydin diyen gerçekten oldu bana. Hani dilim dönüyor yani. Ay işte kendini övüyor. Demeyin de şimdi olayı anlatacağım. Bu yüzden bunları söylüyorum. Çok basit mesela bir kelime. Hani eins diyeceksiniz. Bir demek. Ya da ne bileyim işte. Hani elma diyeceksiniz ya da tamam mı? Fark etmez. Böyle çok basit dilin dönmese bile hani dümdüz o kelimeyi Türkçe okusam bile anlaşılacak bir kelime için elemanın biri bana sürekli şey diyor. Şunu mu demek istedin? Bunu mu demek istedin? Böyle zırt pırt bana bunu söylüyor. Pat diye dersin ortasında böyle. Tam ben bir şey anlatacakken, bir şey söyleyecekken. Ve bundan böyle gülüyor hani bundan keyif alıyor yani. Bir keresinde de arkadaşlarıma bir soru anlatıyordum ben. Matematik ön kurstayız işte. Sıramız böyle U şeklinde. Ben köşedeyim. Sağ tarafımda 3 arkadaş var. İşte soruyu ben öncesinde yaptım. Öğretmenimiz de biraz üst düzey anlattı. Anlaşılmadı. Arkadaşlarım da bana sordular soruyu. Ben de yaptığım için. Şimdi onlara da şu bakımdan iyi oluyor. Çünkü ben çok basit kelimelerle hani Almanca'dan seçtiğim çok basit kelimelerle bunu onlara anlatacağım için onlar için de daha anlaşılır oluyor. İşte ben de onlara anlatacaktım. Arkadaşımın defterine yazmak istemedim ne tepki vereceğini bildiğim için. Bu yüzden masaya yazmaya başladım ama böyle çok kısa 2 satırlık bir şeydi. Çok kısa ve sonrasında tabii ki silecektim yani onu zaten. Ben tam işte elimi masaya uzattım bir işte bir X gibi bir şey yazdım. Hani çok tek bir şey yazdım daha devamı gelmeden. Aynı eleman bana şey dedi böyle. Siz Türkiye'de de mi masalara yazıyorsunuz? Hayır, Türkiye'de masalara yazmıyoruz. Sadece arkadaşımın defterine yazarsam ne diyeceğini bilemediğim için masaya yazdım. Bu olayla birlikte ben oradaki arkadaşlarıma diyordum zaten bu eleman niye sürekli bana takılıyor diyordum. Bu olayla birlikte arkadaşlar da iyice hani emin oldu. Hani tamam bu gerçekten Gülben'le uğraşıyor yani dediler. Sonrasında bir kişi iki kişi onu öyle uyarmaya başlayınca benimle birlikte ki ben artık takmıyordum yani. Önemsizsin benim için falan diye de yüzüne söyledim zaten. Yani sen benim için önemsizsin ben dediklerini umursamıyorum dedim. İşte bu olayla birlikte arkadaşların da yorumlarıyla sonra bu eleman da benimle uğraşmamaya başladı. Başka hiçbir ırkçılık yaşamadım. Arkadaş bulup bulmamanız, ırkçılık yaşayıp yaşamamanız bence biraz da size bağlı. Yani Türkiye'den gelenlere karşı bir duruyorlar mı deseniz sanki duruyorlar gerçekten. Ama bu durma bence iyi. Siz nasılsanız sonrasında size göre davranıyorlar çünkü. Sen ona ırkçı yaklaşırsan o da sana ırkçı yaklaşıyor. Sen ona soğuk davranırsan o da sana soğuk davranır. Hani herkes aynı mıdır bilemem. Çünkü arkadaşlarımla konuştuğumda ya bizim üniversitemizde yani onlar diyorlar ki bizim üniversitemizde herkes kendi ırkıyla takılıyor ya diyen arkadaşlarım da oldu. Bizde gerçekten böyle bir ortam yok. Benim arkadaş çevremde en azından yok. Bu yüzden hani benim şansıma da olabilir. Umarım hani bu benim şansımsa umarım sizin şansınız da böyle olur demek istiyorum. Bu şekilde. Şimdi de sınavlarımı bitirdim. Bu dönemki sınavlarımı ve bir sonraki dönem için beklemekteyim. Kendi kendime işte ufak tefek o derslerden kitaplar buldum. Küçük hazırlıklar yapmaya başladım. Toplamda şimdiye kadar 4-7 sınav yazdım. Burada bu arada Türkiye'deki gibi hani Türkiye'de bir dönemde 10 sınav falan yazıldığı için burada asla öyle bir şey yok.
Burada çoğunlukla üniversiteler bir dönemde 4 belki 5 sınav yazıyorlar bir dönem için. Hani 3 oluyor, 4 oluyor, 5 oluyor. Hani maksimum belki 6'dır. Bizim üniversitemizde de hep böyle 5-6, 5-6 diye yani o tarz bir rakamla ilerliyor. Ben ilk dönem işte ekonomi mühendisliği, yan dalım benim elektrik elektroteknikti. Bu da otomotiv sanayisinde çalışmayı bir süre düşündüğüm için bu alana yönelmek istedim. Ama ben tam bir kimya aşığıyım ve bizim üniversitemizde yan dal kimya seçeneği de var ki bu diğer Almanya'da hiçbir üniversitede yok yan dal kimya. Bizim üniversitemizde var ve ilk günden beri onu istiyordum ama artık hani bu düşüncede olduğum için ilk o bölüme başvuru yapmıştım. Bir sonraki sömestr artık elektrikten kusma gelince dedim ki hani benim ilgilendiğim şey o otomotiv sanayideki elektriksel kısım değil. Ben o işte mesela arabanın kapısının ben neden hani o metali merak ediyorum ben. Ya da işte ilaç endüstrisi mesela bana daha ilginç geliyor. Kozmetik, tekstil bana daha çekici gelmeye başladığını iyice hissettiğim için ve elektrikten gerçekten kusma geldiği için çok istemeye çalıştığım için bölümümü değiştirdim. Şu an yani yan dalımda kimya. Bu şekilde. Şu anki durum güncellemem bu şekil. İlerleyen videolarda Almanya ve Türkiye arasındaki sınav sistemi farkından bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok farklı. Birçok şehirde arkadaşım var. İşte hepsi öğrenci. Öğrenci olarak işte Almanya'nın işte birkaç şehri, farklı farklı şehirlerinde mesela aylık ne kadar harcama yapıyoruz? Bununla ilgili bir video çekmek istiyorum. Kafamda böyle işte birkaç video oluşturdum. Artık düzenli bir şekilde burada bulunacağımı size söylüyorum yani. Bu yüzden siz de beni desteklemek ve video attığımda bundan haberdar olmak istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın ve videomu lütfen yani beğendiyseniz tabii ki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, maske takmayı unutmayın. Lütfen gerekmedikçe dışarı çıkmayın. Birçok çalışan sağlıkçı insan çalışmak zorunda olan şu anda birçok insan sizin sağlığınız için uğraşıyor ve biz onlara bir teşekkür, bir saygı borçluyuz. Lütfen onların bize yaptığı bu fedakarlığı dışarıda, partilerde, sağda solda geçirmeyelim. Yani onların bize yaptığı bu fedakarlığın hakkını verelim lütfen ve şu korona belasından kurtulalım diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.